kas hastalığı olan çocuklara güzel haber. Washington'da Türk mutfağı tanıtıldı. Hasta çocuklara robot desteği. Amerika'nın sesinin Washington stüdyolarından mutlu pazarlar. Bu hafta da hayatın gündemiyle karşınızdayız. Ben Ayşegül Simit. Bu hafta gündemi Amerikan otomotiv sektöründen bir haberle açıyoruz. Otomobil firmaları ülkede giderek yaşlanan nüfusun gereksinimlerine, hızla gelişen teknolojiye ve toplumsal beklentilere uygun araçlar geliştirmenin yollarını arıyor. Bu firmalardan biri de Michigan eyaletinden bir bilim insanıyla işbirliği yaparak geleceğe uygun arabalar tasarlamaya çalışıyor. Gelecek bilimci Cheryl Connelly, ulaşımın geleceğini şekillendirecek verileri kullanarak bir takım taslaklar hazırlıyor. Çizimler verilerin sentezini yapmama, geleceğe dair bazı öngörülerde bulunmama yardım ediyor. Otomotiv sektörünün ilerisini görmeye çalışan Connelly, eskizler çiziyor, notlar alıyor. Connelly, gelişmekte olan ülkelerin büyüyen orta sınıflarını, internetin sağladığı avantajları, teknolojinin hayatı kolaylaştıracağı beklentisini ve çevresel kaygıları dikkate alıyor. Uzmanlar petrol yerine buğday samanı, domates sapı, ahşap, soya fasulyesi ve depolanan karbondioksit bazlı plastik oto yedek parçası üretmenin de yollarını arıyor. Oto yedek parçalarının daha hafif olması yakıt tasarrufu anlamına geliyor. Yenilenebilir malzemelerle denemeler yapıyoruz. Uygulamalarımızda çevre dostu yeşil malzemelere yer vermeye çalışıyoruz. Yakıt tasarrufu ve sürdürülebilirlik. Otomotiv sektörünün önündeki en büyük iki zorluk. Gezegenimizdeki insan nüfusu arttıkça tüketimin ve ekonomik refahın tanımının yeniden yapılması gerekecek. Piyasalar giderek hizmet ve erişim odaklı hale gelmeye başladı. Otomobil almaya parası yetmeyenlerin de ulaşıma ihtiyacı var. Otomotiv sanayi çevre dostu araç paylaşım hizmetlerine yoğunlaşıyor. Araç paylaşımı tüketicilerin ulaşımı, tamir ettirecekleri, benzin alacakları, park yeri bulacakları bir araçtan çok bir yerden bir yere gitmek için kullandıkları bir hizmet olarak görmelerini sağlıyor. Gelişmekte olan ülkeler için ucuz bir alternatif olabilecek bu sistem, zengin ama kalabalık ülkeler içinse tasarruf sağlayabilir. Kimi uzmanlara göre araç paylaşımı, otonom araçlar ve diğer değişiklikler otomobilleri olan talebin azalmasına yol açabilir. Cheryl Connelly, kimilerinin bu kaygılar nedeniyle gelecekten ürktüğünü, çünkü geleceğin olumlu değil, olumsuz yanlarını öne çıkarttıklarını belirtiyor. Dilge Timoçin, Amerika'nın Sesi, Washington. Gündem sağlık dünyasından bir haberle devam ediyor. Londra'da yaşayan bir sanat öğrencisi, kas distrofisi gibi genetik kas hastalığı olan çocukların hayatını kolaylaştırmayı amaçlayan bir cihaz geliştirdi. Maalesef kas distrofisinin tedavisi yok. Ancak giyilebilen bu yeni cihaz sayesinde kas hastalığı olan çocukların daha rahat hareket etmesi mümkün. Vigor adlı cihaz kas hastalığı olan çocukların daha rahat hareket etmesini sağlıyor. Vigor'ın sensörleri hareketleri algılıyor. Zayıf kaslara otomatik destek sağlayan esnek kablolar sensörlerden aldığı verilerle çalışıyor. Cihazı kullanan kişinin biraz güç sarf etmesi gerekiyor. Çocuğun bir hareketi tamamlaması için kasların kullanması gereken ek güç bu cihazda sağlanıyor. Londra'daki Kraliyet Sanat Okulu'ndan lisansüstü öğrencisi Zin Yang Tan, serebral palsi yani spastik felçli olduğu için güçsüz kaslarla yaşamanın ne demek olduğunu iyi biliyor. Zin Yang Tan, geliştirdiği cihazın yemek yemeyi ya da bilgisayar kullanmayı kolaylaştırmasını umuyor. Bu çocuklar egzersizlerle kaslarını güçlendirebilecek. Böylelikle kol ve bacaklarındaki hareketliliğin süresini uzatabilecekler. Serebral palsi ya da kas distrofisi olan çocuklar için piyasada başka cihazlar da var. Ancak Vigor, eklem hareketliliğini sağlayan ilk mekanizma olarak dikkat çekiyor. Eklemlerimizi herkes gibi kontrol etmemiz mümkün. Xin Yang Tan, Vigor'u mükemmel hale getirip kısa sürede piyasaya sürmeyi planlıyor. Alparslan Esmer, Amerika'nın Sesi, Washington.
Amerika'nın başkenti Washington, Türkiye açısından önemli bir ay yaşıyor. Eylül ayı boyunca kente düzenlenen etkinliklerle Türkiye'nin tanıtımı hedefleniyor. İşte bu etkinliklerden biri de Türk yemekleri tanıtımı oldu. Amerika'nın sesinden Özlem Tınaz'ın özel haberini getiriyoruz ekranlarınıza. Osmanlı kültürünün mirasçısı Türk mutfağı dünyanın en zengin kültürlerinden biri. Nefis tencere yemekleri, dolmaları, sarmaları, kebapları, börekleri, tatlılarıyla dünyanın dört bir tarafına nam salmış birbirinden harika lezzetler. Türkiye'yi ziyaret eden herkes tarihi ve doğal zenginliklerin ardından Türk mutfağından bu nefis tatları sıralar. Türkiye'ye gidemeyenlerin ise ayağına gidiyor bu kez bu lezzetler. Washington'un ev sahipliğindeki Türk Miras Ayı kapsamında bu hafta Türk Restoranları Haftası. Hem vatanından uzak Türkler hem de bu farklı mutfağın eşsiz yemeklerinden tatmak isteyen Amerikalılar Türk yemekleri ve Türk şarapları tanıtımında buluştu. Gelenler kapıda Türk lokumuyla karşılandı. Yemekler pişinceye kadar katılımcılar bir Türk klasiği olan simit peynir ikilisini yedi. Sigara böreği, mercimek köftesi ve yöresel ekmeklerde büyük ilgi gördü. Çeşit çeşit Türk peynirleri tanıtıldı. Ve sıra geldi yemek yapımına. Herkes pür dikkat Efe Usta'nın etrafında toplandı. Taptaze semizotu, maydanoz, soğan, dereotu, kıpkırmızı domates, kıtır kıtır ceviz, mis gibi buğday ve de pancar. Malzemeler hazır. Sıra ustanın maharetini göstermesine kaldı. Meraklı bakışlar altında başladı yemek yapımı. Önce soğanlar, domatesler özenle doğrandı. Ve sonra püf noktalarını sıralamaya başladı Efe Usta. Tabii o şef olsa da mutfağın gerçek patronu eşi de yanındaydı. Aslında bizim kullandığımız tatlardan, bizim eğlendiğimiz, zevk aldığımız tatlardan fakat ucuz olan bizim için önemsiz olan tatları aslında Amerikalılarla tanıtmamız gerekiyor. Ona inanıyorum. Türk mutfağı sadece kebaptan ibaret değil. Biz çok sağlıklı besleniyoruz aslında. Akdenizliyiz. O yüzden uzun zamanlar yaşıyoruz. Bunları aslında onlara göstermek istedik o yüzden. Etkinliğin ev sahibi 1965 yılında kurulmuş olan Washington Türk Amerikan Derneği ATA DC. 8. defa düzenlediğimiz Türk Restoran Haftası'nı, Washington DC'de düzenlediğimiz Türk Restoran Haftası'nı hem Türk hem Amerikalı arkadaşlarımıza, Amerikalı toplum üyelerine tanıtmak. Bugün Türk yemeklerinin canlı yapımını gösteriyoruz. Türk şaraplarını tanıtıyoruz. Türk peynirlerini tanıtıyoruz. Bunun yanı sıra Türkiye'deki ürünler hakkında bilgi veriyoruz. Türk Restoran Haftası'nı ise Washington DC'de 4-5 senedir düzenlediğimiz Türk-Amerikan Miras Ayı Haftası çerçevesinde düzenliyoruz. Bu ay boyunca Türkiye hakkında bir sürü değişik etkinliğimiz var. Mesela film gösterimlerimiz var. Bundan önce Efes üzerine bir etkinliğimiz oldu, Efes'i tanıtıcı. Ve bu ayı Türk Festivali ile bitiriyoruz. 25 Eylül'de bu sene, Pazar günü. Ve Türk Festivali'nde Efes'i tanıtacağız. Etkinlikte neredeyse her yaştan, her ırktan birçok kişi vardı. Bugünkü katılımcılar yarı Türk, yarı Amerikalı. Hem buradaki toplum üyelerimizden Türk vatandaşlarımız var. Hem de etkinliği duymuş veya bizim arkadaşlarımız olan veya sponsorumuz TD Bank aracıyla gelmiş Amerikalı dostlarımız var. Çok memnunuz ilgiden. İnsanlar Türk yemeklerine karşı büyük bir ilgi duyuyorlar ve tatmak ve nasıl pişirildiğini öğrenmek istiyorlar daha da ötesinde. Artık hani kebapların, bildiğimiz et yemeklerinin ötesinde bir ilgi var Türk yemeklerine, sebzelere, zeytinyağlılara, salatalara. Bunu görmek çok güzel. Gelenler de orada bulunmaktan çok memnun. Hele de yemekleri tadanlar. Yeah, very good. This is awesome. Sayısız çeşidi ve birbirinden özel lezzetleriyle Türk mutfağı dünyanın en zengin yemek kültürlerinden biri. İşte bu zenginliğin tanıtımı için Washington'da düzenlenen etkinlikte yalnızca Türkler değil, Amerikalılar da Türk yemeklerinin tadına bakma fırsatı buldu.
My very first time. Harika, kesinlikle harika. İlk kez bir Türk yemeği tadıyorum ve kesinlikle çok güzel. Thank you. It's very good. Müthiş. Türkiye'deki pancarlar Amerika'dakilerden daha iyi. I loved the Turkish food. Etkinlikle ilgili bir e-mail alınca gelmeye karar verdik çünkü Türk yemeklerini seviyoruz. So we came to enjoy some. I haven't tasted. I'm waiting. Türk mutfağıyla yakından ilgileniyorum ve çok seviyorum. Arkadaşlarımın önerisi üzerine buraya geldim. Aslında pancar kullanarak buna benzer bir salata ben de yapıyorum. O yüzden ikinci yemeğin yapılışını daha da merakla bekliyorum. Ve beklenen an geliyor. Sıradaki yemek mücver. Türk mutfağında kabak ile ne harikalar yaratıldığı bu kez ABD'de kanıtlanıyor. Finalse yemeğin üstüne içilen bol köpüklü Türk kahvesiyle yapıldı. Hem de usta ellerden. Çok büyük ilgi var Türk kahvesine. İkisi böyle espresso diye düşünüyorlar ama kesinlikle değil. Tadına baktıktan sonra farkı anlıyorlar. Köpüklü köpüklü olması özellikle değişik geliyor onlara. Festivalimizde 2000-3000 kişi ziyaret ediyor. Fal bakıyoruz, fal da bakıyor arkadaşlarımız. Büyük bir ilgi var Türk kahvesine. Etkinlikler başkent Washington'da ay boyunca devam edecek. Türkiye'yi özleyen, Türk yemeklerinin tadına hasret kalan, Türkçe sohbet etmek veya Türk filmleri izlemek isteyen herkes Eylül ayı boyunca etkinliklere davetli. Özlem Tınaz, Amerika'nın Sesi, Washington. Kahve düşkünleri için gün ancak taze çekilmiş kahve kokusu duyunca başlar. Fransız bir girişimci ise işte bu gerçekten yola çıkarak ilginç bir alarmlı saat geliştirmiş. Kahve kokusu veya tercihe göre farklı aromalar yayan bu saat sayesinde artık daha kolay uyanmak mümkün. Güne genellikle saatin alarm sesiyle başlarız. Ancak artık kulak tırmalayan alarm sesi yerine odaya yayılan farklı kokularla yavaş yavaş uyanmak mümkün. Bu yeni alarmlı saatin adı Sensor Wake. Sabah erken kalkmayı sevmediğini söyleyen Sensor Wake'in Fransız yaratıcısı alarmlı saatin prototipini birkaç yıl önce evinde yapmış. Kapsüle kokulu polimer boncuklar yerleştiriyoruz. Kapsüllerden geçen hava akımı kokunun odaya yayılmasını sağlıyor. Espresso, nane veya yeni kesilmiş çim kokusu 15 dakika boyunca etkili oluyor. İstediğiniz kokulu kapsülü alarmlı saatin içine yerleştiriyorsunuz. Eğer kahve kokusu seviyorsanız sabah kalkmak istediğiniz saatte odaya güçlü bir kahve kokusu yayılıyor ve siz mutlu olarak uyanıyorsunuz. Kullanıcılar kahve kokusunun dışında tost ekmeği, çikolata, hatta deniz kokusu bile seçebiliyor. Her kapsül 30 kez kullanılabiliyor. Uyurken koku duyumuz işlemiyor. Ancak güçlü aromalar çoğu insanı birkaç dakika içinde uyandırabiliyor. Peki uyandıramazsa ne oluyor? Eğer burnunuz tıkalıysa ve çok derin uyuyorsanız saat koku yaydıktan 3 dakika sonra müzik çalmaya başlıyor. Sensor Wake yetkilileri alarmlı saat sayesinde insanların her güne keyifli başlayacağını söylüyor. Hülya Polat, Amerika'nın Sesi, Washington. Impulse 2 adlı 4 motorlu deneysel uçağın Abu Dhabi'den havalanmasının üzerinden 1,5 yıl geçti. Ve Solar Impulse 2 sadece güneş enerjisini kullanarak dünyanın çevresini dolaşan ilk uçak oldu. Uçağın pilotları tarihe geçen bu başarılarının
ucuz ve yenilenebilir güneş enerjisinin yakıt olarak kullanılmasını teşvik etmesini umuyor. 9 Mart 2015'te Abu Dhabi'den havalandığında birçok mühendis bu zayıf görünümlü elektrikli uçağın okyanusları geçemeyeceğini düşündü. Ancak uçağın İsviçreli pilotları André Borsberg ve Bertrand Packard, güneş enerjisinin uçmak için yeterli olduğunu ve yenilenebilir enerji kaynaklarının fosil yakıtların yerini alabileceğini dünyaya göstermeye kararlıydı. Güneş enerjisi kullanan bir uçakla uçmak için uçağın çok az enerji tüketmesi gerekiyor. Bu enerjinin evde veya kara ulaşımında kullanılmasını sağlayacak teknolojilere sahip olduğumuzu dünyaya göstermek istedik. Solar Impulse 2'nin 43 bin kilometrelik yolculuğa hazırlanması 12 yıl sürmüş. 17,4 beygir gücündeki elektrikli motorları ve 72 metreyi bulan kanat ışıklığına rağmen bu uçak ortalama bir otomobilden daha ağır değil. 260 metrekarelik güneş pillerinin şarj ettiği aküler sayesinde uçak geceleri de uçabilmiş. Uçakta yedek enerji kaynağı veya pilot yeri yok. Kabin basıncı olmayan uçakta ısınma da yok. Pilotlar sadece 20 dakikalık kısa uyku molaları almış. Solar Plus 2, hava koşulları ve tamir işlemlerinden dolayı 15 kez yere inmiş. Pasifik üzerindeki 5 günlük uçuştan sonra aşırı ısınma sonucu zarar gören aküleri değiştirmek için Hawaii'de 9 ay süren bir rötar yapmış. Monaco'da misyon kontrol merkezi yolculuğun tamamını izlemiş. Solar Impulse 2 havada toplam 23 gün kalmış ve saatte ortalama 75 km hızla yol almış. Gündüzleri 8800 metre yüksekliğine çıkan elektrikli uçak, geceleri enerji tasarrufu yapmak için 1500 metreye kadar alçalmış. Bernard Picard, Abu Dhabi'ye dönüşte yolculuğunun önemini şu sözlerle vurguladı. Solar Impulse 2'nin başarısı sadece havacılık tarihinde değil, enerji tarihinde de bir ilk oldu. 40 bin kilometrelik yolu yakıtsız kat ettik. Bundan sonra daha ileri gitme sırası sizde. 80 mühendis ve teknisyenin ortak çalışmasıyla inşa edilen Solar Impulse 2'nin 170 milyon dolarlık maliyetini özel sektör, İsviçre hükümeti ve Avrupa Uzay Ajansı karşılamış. Serdar Keskin, Amerika'nın Sesi Washington. Gündem teknolojiyle devam ediyor. Robot teknolojisi geliştikçe robotların insanlara sağladığı destek bazı sektörlerde giderek daha gözle görülür hale geliyor. Bu sektörlerden biri de sağlık. Geliştirilen küçük bir avatar robotu uzun süreli bir tedavi gördüğü için kendini arkadaşlarından ve okulundan soyutlanmış hisseden çocukların yardımına koşuyor. Nasıl mı? Ayrıntılar sıradaki haberimizde. Bu robotun adı AV1, uzun süredir tedavi gördüğü için okula gidemeyen bir çocuğu temsil ediyor. Robot çocuğun arkadaşları tarafından bir sınıftan diğerine taşınıyor ve genellikle sınıfta çocuğun oturduğu masaya oturuyor. AV1, No Isolation, Tecride Hayır adlı Norveçli bir firma tarafından geliştirilmiş. Sınıfta çocuğun masasına oturuyor. Çocuk bir tablet veya akıllı telefon yardımıyla robotu çalıştırıp yönetiyor. Robot aracılığıyla konuşuyor. Yani robot çocuğun okuldaki gözü, kulağı ve sesi oluyor. Evde veya hastanede iyileşme sürecinde olan çocuk derslere katılabiliyor. Robotta hoparlör, mikrofon ve kameralar bulunuyor. Çocuk evden veya hastaneden tabletine konuştuğunda robot devreye giriyor. Avatar robotu darbelere ve suya dayanıklı olarak üretilmiş. Robotun içinde bir küçük bilgisayar var. Bilgisayar telefonun 4G ağına bağlanıyor. Telefonda robotu yöneten küçük bir karta bağlı. Robotun boyutları ve görüntüsü özellikle böyle tasarlanmış. Çok küçük bir kamera tasarlayamazdık çünkü diğer çocuklar alıp yanlarında götürebilirler. Ayrıca öğrenciler robotu arkadaşları olarak görmeli. Satışa yeni sunulan robotların kendini yalnız hisseden çocuklara yardım etmesi umuluyor. Alparslan Esmer, Amerika'nın Sesi Washington.
Gündemin sonunda sanat dünyasından bir habere yer veriyoruz. Sanatçı Pete Capert ateşle oynamayı seviyor. Boya kaplı kağıtları dev alevlerden geriye kalan korun üzerinde ateşe veriyor ve ışıltılı, gerçek dışı görüntüler yaratıyor. Amerika'nın sesi Pete Capert'ı alev resimlerini yarattığı Batı Virginia eyaletinde ziyaret etti. Pete Capert sanatını alevlerle icra ediyor. Annem hep ateşle oynama derdi ama onu hiç dinlemedim. Son 12 yıldır Batı Virginia'nın dağlarındaki bir evde yaşayan Capert, kağıt üzerinde ateş, su, toprak, rüzgar ve boya kullanarak soyut tasarımlar yapıyor. That is hot. Sanatçı önce dev bir ateş yakıyor. Ateş yanmaya devam ederken Capert kağıdı suyla boya sürüyor. If I paint it. Kağıt üzerine sadece suyla bir daire çizsem ve bu kağıdı yaksam, kahverengi kağıt üzerinde beyaz bir yuvarlak olacak. Pamuktan yapılan kağıt, ağaç hamurundan yapılan kağıda göre hem daha sağlam hem de daha yavaş yanıyor. Su ya da su bazlı malzemeler kullanmadığım noktalar hızla yanmaya başlıyor. Kağıdın yüzeyinde kalan suyun büyük kısmı olağanüstü kontrast sağlayan öğedir. Su üzerinde bulutların olduğu gün doğumu ya da gün batımı gibi bir görüntü elde etmek istiyorum. Kağıdın üzerine kurumuş toprak döken Capert deseni rüzgarın yardımıyla tamamlıyor. Kağıt yüzeyine uyguladığım maddelerin alevlerle etkileşimi yepyeni bir görüntü yaratacak. Wow. Zamanlama çok önemli. Kağıtların 30 saniyede ateşten alınması gerekiyor. Sadece bir saniye bile olağanüstü bir eserle yanıp kül olmuş bir kağıt parçası arasındaki farkı belirleyebilir. Capert bildiği kadarıyla bu tekniği kullanan tek sanatçı. Her eser bir sürpriz. Sanatçı atölyesindeki kullanılmış kağıtları atarken tesadüfen bu tekniği keşfetmiş. Bir kağıt parçası üzerine yağmur damlaları düştü. Kağıdı ateşe tuttum. Yağmur damlaları yanan kahverengi kağıt üzerindeki beyaz, parlak noktaları korumuştu. Capert, bitmemiş resimlerim dediği eserleri üzerinde pastel boyalarla çalışıyor. Bazıları doğa betimlemelerine dönüşüyor. Uzakta sıra dağlar var. Güneşi görüyorum. Ortadan bir nehir ya da kaynak doğuyor. Capert'in eserleri Washington'daki Zenith Galerisi'nde 1000 ila 7500 dolar arasında alıcı buluyor. Capert'in çarpıcı eserleri tahribatın da güzel olduğunu gösteriyor. Dilge Timoçin, Amerika'nın Sesi, Washington. Bu hafta gündemde yer bulan haberler böyleydi. Önümüzdeki hafta yepyeni konularla karşınızda olmayı umuyoruz. Mutlu bir hafta dileğiyle hoşça kalın.